Yeni bir şey söyleyemeyeceğim. Daha geçmişe gidiyor aklım. 1996 yılının başlarında yine savaşa son vermek amacıyla barış için bir araya diye çok geniş bir toplantı yapılmıştı İstanbul'da. Siyasi partiler, sendikalar, diğer sivil toplum örgütleri, işte kanaat önderleri, herkes bir araya geldi ve bu savaşı önlemek için üstelik de iki savaş söz konusuydu o zamanlar. Çünkü Kardak kayalıkları nedeniyle az daha Yunanistan'la da savaşa girilecekti. Buradan çıkan iki karar vardı. Bir tanesi Yunan meslektaşlarımızla birleşip ortak bir çalışma yürütelim Türk-Yunan savaşı olasılığına karşı. Ama diğeri de Türkiye-Kürdistan'da devam eden savaşı engellemek için derken bambaşka bir haber gelip patladı. Güçlü Konak'ta bir minibüsü PKK saldırmış güya. İşte onu korumak isteyen, karşılık veren askerlerle arada çıkan ateş sırasında bir minibüs yanmış görmüş. Buraya da bir heyet gönderdik. O gün bugündür oralara çok gittim geldim. Oradaki gerçeği kendi gözümle de gördüm. Ama bugün geldiğimiz nokta, yine döndük dolaştık aynı noktaya geldik falan diye kötümser bir şey söylemeyeceğim. Maalesef ne dünyayı ne ülkemizi demokrat güçler yönetemiyor. Her geçen gün zengini daha zengin, fakiri daha fakir. Dünya çapında da zengin ülkeleri daha zengin, fakir ülkeleri daha fakir yapan bir ekonomik düzenle karşı karşıya kaldık. Bunlar çoğu yerlerde savaşlarla sonuçlanıyor. Bana sorarsanız aslında galiba biz yeni bir savaşın, 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz ama farkında değiliz. Çünkü eskiden olduğu gibi böyle Hitler'in Polonya'ya saldırması, İngiltere'nin işte karşı savaş açmasıyla olmuyor ki savaşlar. Dünyanın arasında burasında paldır küldür gidiyor. Şimdi Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesine Türkiye'nin yaptığı saldırıları da bu bütünün bir parçası olarak görüyorum. Ama burada tabii Erdoğan gibi bir sultanın onun kendi çıkarları açısından düşündüğü bazı şeyler hazır Suriye iç savaşa girmişken o da Kürt meselesinin sınırın öteki tarafında Suriye ve Irak'taki hedeflerini de kendi hedeflerine de saldırmak ve bu işi kendi aklınca sona erdirmek üzere. Ben kendime bildim bileli bunlar 3-5 çapulcu köklerini kuruttuk kurutuyoruz kurutuyoruz. Kürtse de hala kök kurutmadıysa çok sağlam bir kök vardır orada. Burada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın o bölgedeki çıkarlarının içine giriyorsunuz bir de. Onların ne biriyle ne öbürüyle tek başınıza baş edebilmeniz mümkün değil. Çok güçlüler sizden. Ne halt etmeye oraya giriyorsunuz? Güya ince diplomasiyle orada bir takım çıkarlar sağlayacak. Türkiye'de işte o barış süreci sürdüğü sırada bir nefes almıştı Türkiye Kürdistan'ı. O hala unutulmadı. Ama bunun sonucu Erdoğan beklediğini alamadı. Kürtler ona oy vermedi. Yine kendi partilerine oy verdiler. Onun üzerine iş değişti. Bütün bunların içinde maalesef bu savaş devam ediyor hala. Ve tekrardan da acaba bir hamle daha yapabilir miyim? Kendime puan kazandırabilir miyim? Ve Türkiye işindeki kendi neden olduğu enflasyonun sonuçlarından birazcık konuyu dağıtabilir miyim amacıyla bir saldırı daha hazırladığını söyledi ama pek karşı taraflardan bir şey alamadı. Buna karşılık siyaset değiştirdi. Önce canım kardeşim Esed yaz tatilleri birlikte geçiriyorlardı Bodrum'da. O daha sonra ama bebek katili Esed olmuştu. Önce Esed'ti sonra Esed olmuştu. Şimdi tekrardan niye olmasın tekrar eski günlerimize geri döneriz falan diye onunla uzlaşmaya çalışıyor. Esed'in hesapları da birbirinden farklı. Düne kadar Türkiye askerlerini çekmezse hiçbir şey yapmayız diyordu. Şimdi o lafını unuttu. Barış isteyen güçler mücadelelerine bir an bile ara vermemeli. Elden geldiğince daha da yükseltmeli. O ne yapmaya çalışıyor? Onun ne yapmaya çalıştığını bilmek çok çok zor bir iş. Sadece ve sadece iktidarını sürdürmek istiyor. Muhaliflerini susturmak istiyor. Sürekli istediği bu çıkmayan her dediği Allah'ın emri kabul edilen bir toplum istiyor. Bu kesin. Bunun için gerekirse bir yerlere savaş açar, gerekirse bütün dediklerini yalar, yutar, tekrar geri çeker askerlerini. Bu girişlerinde gerek Kuzey Suriye'de gerek Irak'ta bölgeler oluşturdu ve oraları kalıcı hale getirmeye uğraşıyor. Oralarda da karakollar kurdu ama işte birinden öbürüne gitmekte bile güçlük çekiyor. Hele hele
Suriye'de Esad'la tekrar uzlaşma lafını ettiği anda, o ana kadar oradaki bir çapulcu ordusu var. Onları Türkiye'nin desteklediği, bu defa onlar isyan ettiler. Dolayısıyla çok zor bir durumda. Barışı tesis etmek istemek falan gibi bir şey yok. Onun isteği zaten Kürt düşmanlığı içine sinmiş. Maalesef sadece onun, sadece iktidarların değil. Türkiye'de kendini solda zanneden bir sürü insanlarda da milliyetçilik o kadar işlemiş ki damarlarımıza ilkokuldan beri, hiç farkına varmadan bir sürü şeyleri tekrar edip duruyoruz. Evet, yoğunlaştırmaya uğraşıyor ama bu defa da gördüğü ilaç çok yönlü. Dediğim gibi düne kadar kullandığı askerler kendisine karşı çıktı. Onlar Türk bayraklarını yaktılar, ettiler bu defa. Yani bu defa Kürtlerin üstüne değil, kendi adamlarının da üstüne gitmek durumunda. Ne yapacağını ise hiç belli olmaz. Yarın öbür gün başka bir taviz karşılığında bütün bu yaptıkların hepsini geri almaya kalkabilir. 40 yıldır hep aynı şey. Bunlar 3-5 çapulcu, köklerini kuruttuk, kurutuyoruz, kurutmak üzereyiz. Bu kök kurumaz. Aa, bütün Kürtleri yok ederseniz atom bombası atıp ondan sonra atom bombası atılmış araziyi ne yapacaksınız? Siz kendiniz düşünürsünüz. O vakit olur. Ama bu durum böyle sürdükçe PKK'yı yok etseniz bile ZKK çıkar, TKK çıkar ve bu iş devam eder. 40 yıldır devam eden bir bağımsızlık mücadelesini siz öyle lafla mafla yok edemezsiniz. Çatışmalar Kürtlere karşı değil ki sadece. Kendi besleyip silahlandırdığı ve Kürtlerin üzerine saldığı, onlarla da savaşıyor. Tüm bunlar, şöyle bir cümle, benzeri bir cümle kurmuştum. Bütün bu söylediklerim, bu kadar sene sonra yine aynı noktadayız. Ümitsiz, bu işin olacağı yok diye ümitsizliğe kapılmak değil. Bu ülkenin aydınları, demokratları her zaman, hatta güçlerini elden geldiğince büyüterek bütün bunlara karşı çıkmalı.